Bir hayattan cezaevinde Malcolm X'in korumasıyla tanışarak İslam'a doğru yönelen bir hayat. Doruba Bin Vahat, ABD'de siyahların hakkı için 1960'larda kurulan ve silahlı mücadeleye girişen, ardından da 1970'lerde kapatılan Kara Panterlerin lideri Doruba, bir dizi konferanslara katılmak amacıyla Türkiye'de. Kendisi TV5 mikrofonlarına açıklamalar yaptı. Amerika'da siyahi insanların haklarını korumak için 1960'larda kurulan efsanevi Kara Panterlerin efsanevi liderlerinden Doruba Bin Vahit'le birlikteyiz. Öncelikle Amerika'daki son durumu ve Amerika'daki Müslümanların yaşadıklarını, öncelikle kendi hayat yaşamının tarzından başlayarak Doruba ile konuşacağız. Evet Sayın Doruba, öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ben şunu sormak istiyorum. Bir Kara Panterler geçmişiniz de var. Arkasından bir cezaevi, sonra da İslam'la tanışan bir hayat. Kısaca özetleyecek olursanız, Doruba'nın yaşadığı bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Euzubillahimineşşeytanirracim. First of all, I like to give my thanks and Müslüman olmadan önce de Müslüman bir ruha sahip olduğumu düşünüyordum. İnsanlara ve halkıma, siyah insanlara ülkemdeki yardım etmekten her zaman zevk aldım. Bunu yer yer Black Panther'ler için yaptım. Bazen askeri ve silahlı yöntemlerle denedim. Ancak daha sonra İslam'la tanıştım ve bunun İslam benim için bir direniş ve özgürlük dini oldu. Milletime karşı var olan tüm ön yargı ve elitlerin baskılarından halkımı kurtarmak için çalıştım. Bunun nasıl yapıldığının çok bir önemi olduğuna inanmıyorum. Önemli olan hakiki İslam olan bunun insanda sürekli var olmasıdır. Amerika'daki Müslümanların durumu nedir şu anda? Ayrıca Afro-Amerikalı olmak ve Afro-Amerikalı bir Müslüman olmak Amerika'da ne anlam ifade ediyor? Well, after 9/11, or let me say before 9/11, İslam was. Bildiğiniz üzere 11 Eylül'den önce Amerika'da İslam en hızlı yayılan ve en ilerleyen dindi. Ancak 11 Eylül'den sonra devlet tarafından da desteklenen İslam'a bir negatif anlam yükleme ve tüm olumsuzlukları İslam'a yükleme eylemi gerçekleştirildi. Göçmenler ve özellikle Müslümanlar bastırıldılar çeşitli yöntemlerle. Afrikalı Amerikalılara dönecek olursak bunların neredeyse %77'si gibi bir oranda Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da Afrikalı ve Müslümanlar birbirlerinden ayırt edilmeksizin sürekli devlet tarafından baskıya uğradılar. Kurdukları organizasyonlar bir şekilde zarar verildi ve devlet tarafından bastırılmaya çalışıldılar. Devlet demişken burada şunu sormak istiyorum. Sizin başkanınız Obama özellikle İsrail ve Yahudileri korumak üzerine bir strateji geliştirmiş durumda. Hem siyahi bir insan, hem dünyada İsrail ile ilgilenen ve orayı koruma altına alan bir insan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Obama'nın Afro-Amerikalılar için, ülke için yapmış olduğu faydalı işler var mıdır? Obama has a black skin. Şunu düzeltmeme izin verin öncelikle. Obama'nın derisi siyah olabilir, ancak aklı bir beyaz gibi çalışmaktadır. Obama siyah tenli bir George Bush'tur. Ondan hiçbir farkı yoktur. Obama Afrikalıların yaşadığı, gerçek Afrika Amerikalıların, köle olarak getirilmiş Afrikalıların yaşadıklarını yaşamadı. O yüzden bu bilince sahip değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Amerika'daki zenciler üstüne yürütülen bu nefret propagandasına destek vermiştir. Somali'de, Kenya'da ve Sudan'da öldürülen Afrikalılardan da ayrıca sorumludur. Obama Afrika için bir yıkımdır. Kill Africans in Somalia, in Kenya, in Sudan, all across the African continent. Not to mention what just happened in Libya. Dünyada bir Afrika Birliği'nin kurulabileceğini hayal ediyor musunuz? Veyahut da Türkiye'de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın sürekli dile getirmiş olduğu gibi bir Dünya İslam Birliği hayal edilebilir mi, kurulabilir mi?
Yes, the unification of Africa is possible, but only under Afrika'nın birleşmesi ve birliği mümkündür, ancak başka şartlar altında olması gerekmektedir. Çünkü var olan sistem, Afrika'daki devletler ve mentalite, yani zihniyet, Avrupa ve Amerika ile siyasal ve ekonomik bağlar barındırmaktadır. Bu sıkıntı çözülmedikçe Afrika'daki bir bütünlükten söz edilemez. İslam söz konusu olduğunda ise durum çok daha farklıdır. Çünkü bir ümmet olma durumu söz konusudur. Ümmet olmak insanları birbirine bağlar. Sivil toplum kuruluşlarının burada önemine vurgu yapmak istiyorum. İHA gibi, diğer kuruluşlar gibi sivil toplum örgütleri eğer yardımlar aracılığıyla halkları birbirlerine bağlayabilirlerse, bu şekilde yayılan ve daha sonra hükümetler arasında da devletler arasında bir birliğe gidebilecek bir birlikten söz edebiliriz. Aksi takdirde Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerin kendi arasında yaptığı birliklerin çok da işe yaramayacağını, sadece devletler arasında olan bağlantıların çok da işe yaramayacağını düşünüyorum. Son günlerde Amerika'da Wall Street'i işgal et olarak bizim duyduğumuz ve buralara yansıyan bir hareket var. Bir sivil toplum örgütü Wall Street'te işgale karşı direnmek üzere bir araya geldi. Amerika'da sivil toplum örgütleri yeterince özgür mü? Wall Street'te yaşananlar nedir? Given by American NGOs. Amerika'daki sivil toplum kuruluşlarının durumu çok kötü. Hükümet yardım kuruluşlarını suçlu olmakla sürekli itham ediyor. Amerika'nın düşmanlarına yardım ettiğiniz takdirde suç işlemiş sayılıyorsunuz. Mesela Hamas'ı örnek verebiliriz. Hamas Amerika tarafından bir de düşman olarak tanındığı için Hamas'a yardım etmek büyük bir suç olarak kayıtlara geçiyor. Sadakayı da dolayısıyla bir suç olarak sayıyorlar. Çünkü biz Müslüman kardeşlerimize yardım etmek zorundayız. Her nerede olursa olsunlar. Burada devletin izlediği dış politikadan bağımsız bir şekilde yardım etmeliyiz ve sadaka vermeliyiz halk olarak. Hapise atılma tehlikesiyle tehdit ediyorlar. Dolayısıyla ve suçlanıyoruz. Yardım kuruluşları özgür değil bu bağlamda. Türkiye'ye bakış açınızı sormak istiyorum. Türkiye ve İstanbul sizin için ne ifade ediyor? Well, first of all, you know, I always enjoy coming to Turkey. I think Turkey is a vibrant Muslim society. İstanbul'dan ve Türkiye'den özellikle çok hoşlanıyorum. %100'ünün Müslüman olduğu bir ülke olması bana güven veriyor. Şu açıdan Türkiye'yi değerlendirebiliriz ve benim için çok önem ifade ediyor. Diğer Arap ülkelerinden farklı olması ve özellikle Arap olmaması çok önemli. Türk olması ve kendine has geleneği ve İslam geleneği olması çok önemli. Diğer Arap ülkelerine ve Müslüman ülkelere de şunu gösteriyor aslında. 21. yüzyılda nasıl Müslüman olunur, nasıl Müslüman kalınır ve 21. yüzyıla nasıl adapte olunur sorusuna Türkiye çok güzel cevap vermektedir. Batı ile olan ilişkilerinde de diğer Arap ülkelerine örnek olabilir. Muslims are treated and how the West should be dealing. Son olarak bir kez daha beni Türkiye'ye davet eden kampüsten dünyaya ekibine, öğrenci grubuna teşekkür etmek istiyorum. Ve şuna inanıyorum ki öğrenciler ve gençler gerçekten geleceğin eserini ortaya çıkaracaklardır. Bu anlamda onların eğitimlerini gerek okul içinde gerek okul dışında çok önemsiyorum. Çıkma bazı Arap